Bakın bir kongre yapıyoruz. Ne biçim adam ya? Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz. Ya sen aklını peynirle mi yedin sen? Ajan mısın, provokatör müsün ya? Milleti toplayıp da korona mı yapsınlar orada? Bir kişi iki kişinin ölümüne sebep olursa katil mi olacaklar ya? Ve Rize'de salon lebalep dolu. Yani sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor, yanaşmayın. Bulunduğunuz yere çıkmayın, evinizde durun, sebat edin. Sen ne yapmak istiyorsun ya? Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz. Ne biçim adam ya? Allah Allah. Ne yapmak istiyorsun ya? O sözleri bana söylemişti. Onu belirtelim ki sonra bizi kırpmakla, iftira atmakla suçlamasınlar. Ajan mısın, provokatör müsün? Peygamberimiz de işte böyle durumlarda yaklaşmayın buyuruyor falan. Bana akıl veriyor. Orada halbuki bir zulüm var. Arkadaşlarımız parkta namaz kılıyorlar kimsenin olmadığı bir yerde. Ve mesafede duruyorlar ve maske takmış. Bugün bakın günde 100 kişi, 200 kişi öldüğü halde bugün camilerde namaz kılınıyor. Kapalı alan olduğu halde yine orada da kılınıyor. O zaman bir kişi bile ölmemişti daha Türkiye'de. Neden yasakladınız namazı? Evvela camiden başladınız yasak koymaya. Ve Ramazan ayının çok sönük geçmesini sağladınız. Teravih bile kıldırmadınız. Bir hoca olarak Cübbeli'nin de bu konuda bize destek vermesi gerekmez mi? Yani bu insanlar teravihi canlandırmak istemişler. Açık alanda mesafeli bir şekilde durmuşlar. Maske takmışlar. Hepsi 10 kişi namaz kılacaklar. Bunlara niye böyle zulüm yaptınız? Bu kadar insanı darp ettiniz ve 9 tanesi adli tıptan rapor alacak kadar ağzı burnu kırılmış vaziyette ve 46 kişiyi gözaltına aldınız. Utanmadınız mı bunu yapmaya? Siz din düşmanları mısınız? Namaz düşmanları mısınız diyeceğine tutup bana bu lafları söylüyordu o zaman. Ajan mısın, provokatör müsün? Bakın bizim arkadaşlarımızın kıldığı namaz açık alanda, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı toplantı kapalı alanda. Bizimkiler 10 kişi, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı salonda var 5000 kişi. Şu an kimseye izin verilmez. Ve kimseye izin verilmezken Cumhurbaşkanı özel mi yani, ona niye izin veriliyor? Hadi bana kullandığın kelimeleri kullanmaya yüreğin yetmiyor. Bari kibarca söyle hadi. Sayın Cumhurbaşkanım de. Böyle olur mu da kapalı bir alanda bu şekilde toplantı yapılır mı? Herkese maske takın, yaklaşmayın, kapalı alanlarda bir arada bulunmayın, şunu bunu diyorsunuz. Ey Cübbeli, bana söylediğin lafların onda birini söylesene Cumhurbaşkanına yüreğin varsa. Zerre kadar hocalığın varsa, zerre kadar adalet anlayışın varsa. Hadi bana dediklerini ona de. Kurban olduğum Allah işte böyle yapar. Bu dünyada da rezil ediyor.